Peki, İşçi sorulmuş. Az önce Akbank'ta geçti. Böyle genel bir bankacılık sektörü alsak. Olur. Yani X Bank fena durmuyordu aslında baktığımızda. Ama Bugün eksi. yani son işte kaç 2 4 6 7 yani son 7 iş günü aslında X Bank açısından zayıf geçti. Yani baktığımızda 5 günlük ortalamasını kırmış, 10 günlük, 20 günlük ve 50 günlük ortalamanın geçti. 9.667 seviyesine kadar yaklaşmış. Kapanış nereden? 9.784 seviyesinden. Bugün zaten %2.6 aşağıya geldi. Önümüzdeki hafta bizim gözümüz bu 50 günlük ortalamada olacak. 9.667'de. Burayı da kırarsak BIST bankacılık endeksi X Bank 100 günlük ortalamanın geçtiği 9.045 seviyesine kadar geri çekilebilir. İş Bankası tabii biraz daha burada ayrışıyor. Üzerinde bir haber var. İşte bedelsizliği oldu. Sonrasında o birleşme haberi henüz daha gelmedi. Muhtemelen şeyi beklediler. Bu bedelsizliği beklediler. Orada halen daha takvim işliyor. Henüz bir haber düşmedi. Ama bankacılık genele baktığımızda yani Akbank, Yapı Kredi, işte İş Bankası hepsi böyle zaten X Bank'ta ağırlığı olanlar onlar. Yapı Kredi'ye baktığımızda BIST bankacılık endeksi yani bu son 4-5 gündeki yani şöyle bakarsak biraz da o az önce baktığımız para girişini daha geriye saralım. 1 Mart'tan bunu şöyle ayın 19'una götürürsek yaklaşık 2.4 milyar TL'lik bir para çıkışı var BIST 30'da. Bu para çıkışı nereden? İşte Garanti Bankası'nda yaklaşık 482 milyon, İş Bankası'nda 263, TSKB biraz daha geriye gidelim. Yani bankalardaki baskı, yani son birkaç gündeki baskı çok da ilginç oldu aslında. BofA bir rapor gönderdi Pazartesi günü. Yaklaşık %50 yukarıda şey koymuş, hedef fiyatlar. İşte İş Bankası için, işte Akbank, Yapı Kredi vesaire falan. Aslında tam o gün başladı yani zayıflık. Rapor geldikten sonra başladı. Rapor olayı zaten çok ilginç bir hal almaya başladı. O da ayrı bir konu. Dün bunu yaşadık tekrar. Ereğli'de aynı şey oldu. Evet. Yani HSBC'nin Tüpraş raporu gibi geçen seneki BOFA'dan bir rapor geldi Ereğli ile ilgili. Verdiği hedef fiyat yani baktığımızda nereden bakarsak bakalım. Yani 17 lira zaten itirazla gelmiş zaten. Ereğli'nin CFO'su da şey yapmış. Rapora itiraz edeceğiz demiş. Artık böyle ilginç bir rapor şeyi de var. Gündemi de var. O yüzden şey yani bankacılık tarafında yani gelirsek tekrar ortalamaların üstüne çıktığını görmek lazım. Yani hep baktığım benim bankacılığa hani salt böyle endeks olarak bakmıyorum. Zaten beni burada takip edenler de biliyor. BIST 30 endeks bazında baktığımızda benim uyarım şuydu. Hep soruluyor çünkü bankalarda durum nedir? Şimdi X Bank BIST 30 oranına baktığımızda 2010 bizim burada zirvemizdi. Yani 1.95 2 gibi bir oran vardı. Sonrasında düştük düştük işte 0.68'lere kadar geldik. Şimdi tekrar buradan işte böyle toparlamaya çalışıyoruz. O güçlü banka hareketinde trendi zorlamıştık ama sonrasında tekrar trendin altına geldik ve sonrasında hatta işte 1.36 oranlardan bu düşüş 0.69 0.68 seviyesinde sonlandı. Bizim için yani burada bankacılık tarafında daha güçlü bir hareket yani topyekün işte İş Bankası'nın gittiği, yabancının aldığı böyle çok para girişinin olduğu Akbank'ın işte Garanti Bankası'nın vesaire falan bunu görmemiz için bu nasıl endekste BIST 100 endeksinde 300 dolarla 325 dolar arasında bir direnç var diyoruz. Kuvvetli bir bölge diyoruz. Bankacılık tarafında da bizim takıldığımız nokta işte bu şey düşüş trendi 2010 yılından gelen. Burada güçlenme görmemiz için yani 1.23 işte bu 1.25 X Bank BIST 30 oranında 1.25 1.23 üstünde haftalık aylık kapanışlar görmemiz lazım ki o zaman bankaların daha güçlü olduğu bir ortam görebiliriz. Yani şu an açıkçası
Burada bir tarafı bir bacağı bir yop şeyle gidiyor işlemler. Yani belli bir kar alınıyor, işte payer şeklinde gidiyor. Bazen BIST 30 tarafına yükleniyorlar, bazen tam tersi BIST 30 shortlanıyor, banka tarafına yoğunlaşılıyor. Baktığınızda burada marjlar fena değil. Yani VIOP tarafında kaldıraçlı olduğu için yaklaşık %5, %10'lu marjlar fena değil fonlar açısından cazip. Ama hani bir trend, keskin bir trend, yani şu 2022'de olduğu gibi güçlü bir trend görmemiz için banka tarafında işte 1.23, 1.25 üstünde haftalık, aylık dediğim gibi kapanışlar görmemiz lazım ki o taraf biraz şey yapsın, güçlensin.